Ne ilim var ne bilim var. Ne kadar geri zekalı varsa konuşuyor. Hani nerede gitsinler? 100 milyar dolar para kazandırdılar 3 günde İsrail'e. Hani protesto ediyorlar ya. O geri zekalılar mallar boykot ediyor ya. Bir elindeki telefonla uyduya baksınlar. Kimin uydusunu, kimin telefonunu, kimin iletişim hatlarını kullanıp da o paylaşımları yapıyor. Götleri yiyorsa çıksın, kapılar açık, Mısır'dan Gazze'ye gidebilirler. Gidebiliyorsa da gitsinler. Gençler burada nasıl Kobani'ye gitti? Ben Müslümanım, ben dinciyim. Şudur budur diyen insanlar, ha buyurun Mısır üzerinden Gazze'ye gidebilirler. Sen kalkıyorsun Kobani'yi vuruyorsun, kalkıyorsun Rojava'ya bomba atıyorsun, çoluk çocuğu öldürüyorsun. Öbür tarafta da vay bebekler ölüyor, vay çocuklar ölüyor. Ölmüyor, öldürülüyor. Bunu sen dünyayı tek din devleti olarak kabul ettiğin o 2010 yılında o büyük ödülü aldığı zaman onu göz önünde bulundurarak konuşacak. Onu unutmuş herhalde. Önce bir onu öğrensin, ondan sonra onu konuşsun. Protestolara ne diyorsun abi? Kolay çıktı. Hepsi geri zekalı. Hepsi geri zekalı. Protesto öyle olmaz. Yerli markası var mı? Aldığın en iyi ilaç onun değil mi? Aldığın en iyi deterjan onun değil mi? Ben marketten alıyorum yerli ürün diye, eve götürüyorum, köpük vermiyor. Nasıl güveneceğim? Kim Müslüman? Kaliteyi üreten mi Müslüman? Halkını soyan mı Müslüman? Hadi çık, yeri varsa 600 tane milletvekili var. Niye kendilerine gelince zam istiyor ama millete gelince sıkıntıdayız, dardayız, zordayız. Kemer sıkma zamanı diyor. Kemer sıkma zamanı değil abi. Pasu yiyeceksin. Yiyeceksin, acımayacaksın. Ondan sonra acımıyorsa bir Diyanet İşleri Bakanı kalkıp 10 milyonluk, 20 milyonluk araca biniyorsa, Lung'a biniyorsa o Lung marka patentine baksın kimin? Önce ona baksın, sonra Müslümanlığı savunsun. Bana Müslümanlığı koltukta değil. Peygamberin hiçbir şeysi yoktu değil mi? Bir sevdiri vardı, bir tası, bir de bardağı vardı. Başka? Bir lokma, bir hırka. Ne dediler bütün dünya ona? Ey Muhammed, sen bir şeye karışma, seni saraylarda yatın. Ne dedi? Ümmetim, ümmetim dedi. Bu ne diyor? Beni saraylarda yatışatın, ümmeti bana ne? Ama çıkıyor sakallısı, cübbelisi, hacısı, hocası. Neymiş Atatürk? Cübbeyi sakallı yaksak. Hayır, yasaklamamış. İkinci Mahmut döneminde yasaklamış. Önce bir tarihi, bir kitap, önce bir ilim bilsinler. Bir bilgiye erişsinler. Ağızdan, sokaktan, kahveden duydukları şeyler değil. A Haber'den veya T24'ten bilmem şey, pardon. TV24'ten veya Ülke TV'den, şu TV, Net TV'den, yobaz kanallardan öğrenmesinler bunları. Gidip bilgiyi okusun, araştırıp o çıktıkları zaman, bir soru soruldukları zaman onu bir önce bir versinler bakalım kimmiş bu? Bir kimmiş? Adam tarihini bilmiyor. Çıkıyor diyor ki Osmanlıca var. Osmanlıca diye bir dil de yok. Biz geçen gün bir sosyal deney yaptık. Evet. Fırsat verilse gider misiniz? Evet. Kudüs'e savaşmaya gider misiniz? Kime diyorsun? Bana mı diyorsun? Hayır, sorduk. He. Hepsi giderim dedi. Giderim diyenlere dedik ki bilgilerinizi tamam, alalım dedik. Tamam. Bildim de tamam, ben hastayım. Tamam. Biri dedi bilmem neyim. Ya hepsi bir geri bir peki, yaptı. Peki Suriye Savaşı başladığında Esad, ben tek dinli dünya devleti kabul etmiyorum, halkı sömürmüyorum. Bunu aynısı Rusya da öyle yaptı. İran da kabul etmedi. Belli ülkeler kabul etmedi. 32 tane İslam devleti kabul etmedi. Ne oldu? Yerle bir oldular değil mi? Arap Baharı adı altında tek dünya dini devleti Siyonizme hizmet etmek için ilk önce kim oldu? Abdullah Gül'den tut. Meclisteki şu an bütün partiler de dahilinde. Bugün en büyük, bu ülkenin en büyük düşmanı Kılıçdaroğlu. Bak onu çok seviyordum, saygı duyuyordum. Devlet adamı ama cahil bir devlet adamı. Bak Kılıçdaroğlu, ben sana söylüyorum. Kime sorarsan sor. Dünyanın en cahil, en aptal adamı. Selahattin ona dedi ki imzayı verme. Tek yetki peygamber bile bak Allahu Teala, bak Allahu Teala tek değil mi? Kaç tane melek var? 4 tane meleğe verdi değil mi? Cebrail'e tek, bütün hizmeti Cebrail'e veremez miydi? Verirdi. Hazreti Muhammed'e veremez miydi? Verirdi. Niye 4 meleğe verdi? Kimse kendi başına buyruk etmesin diye, kimse kendi defkine, kendi hevesine, kendi kibirine yenilmesin diye verdi. Ama baktığın zaman bir şey dedin, Ebu Cehil, Ebu Cehil senin babandır ulan. Ebu Cehil dediğin, nasıl diyeyim sana, Sokrates nasılsa Ebu Cehil de öyle bilgili bir adamdı ama cahildi. Neden? İman etmediği için, bak yanlış anlamayın. Evet, sizden önce gelenler de bu hikayeleri bize anlattılar ama biz inan etmiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim ona diyor ki, bak diyor, biz muhakkak ki sizden öncekilere de bu bilgileri verdik, bu düzeni verdik. Siz ki inanmadınız, hikaye dediniz ama biz sizi helak ettik. Bugün de öyle helak yolundayız. Hani peygamberden sonra helak yok ama büyük bir ceza bizi bekliyor. Kıyamet alameti. Kıyamet mi ya? Bak kıyamet, kişi öldüğünde kıyameti kopar. Kıyamet, kişi öldüğünde kıyameti kopar. Kıyamet nasıl kopar? Kıyamet şu an zaten kopuk bir kıyamet. Hani kimse, kusura bakma, kimse kıyameti, her şey yerle bir olacağı değil. Bugün bir çocuk ölüyorsa, sessiz kalınıyorsa bu kıyamettir, kopmuştur. Bugün kendisi saraylarda bak kendi maaşına 43 bin lira zam yaptı. Çöpten ekmek topluyor. Ben buna razıyım lan, namussuz adam. Allah-u Teala seni yaratırken ne dedi? Senin benliğini, kişiliğini, her şeyin özgürlüğünün eline verdi. Sen tek gelmişken nasıl başka birine, Allah'tan başka birine biat ediyorsun? Peygamber Efendimiz bir meclise girdiği zaman kimse elinden kalkıyor muydu? Böyle yapıyordu değil mi? Secde edilecek tek bir kişi varsa Allah'tır. İman edilecek bir kişi varsa da peygamberdir.
Ama düşünecek. Baktığın zaman herkese iman etmiş. Şimdi baktığın zaman herkes diyor, yok biz gideriz. Namusları şerefleri varsa Mısır kapısı açık, Gazze açık. Buyurun bunlar gitsinler. Bak ben diyorum İsrail bir terörist devlettir. İsrail'in kurulmasından bugüne kadar araştırın. Mahabat Kürdistan İslam Devleti yıkılma adı altında İsrail'e yer verdiler. Bugün Rusya ile anlaşma yaptı, Almanya ile anlaşma yaptı. 1946-1943 yıllarına bakın. İslam Cumhuriyeti yıkılarak onun karşılığında Filistin'de devlet verdiler İsrail'e. Kimse onu niye konuşmuyor? Herkes çıkıyor, Kürtleri konuşur da din gider. Din gitmez lan. İbrahim Kürt, Nuh Kürt. Gitmemiş de bugüne kadar gelmişti. Eyyubi Kürt. Kendi Kürt devleti kurmaya bak, Eyyubi de hanedanlığını kuruyor. Bak Kürt devleti istese kurabilir değil mi? Kurmuyor. Niye? Ümmet diyor ki hepimiz bir ümmetiz diyor. Benlik yok. Tutturmuşuz bir Türkçülük, bir Osmancılık, bir Kürtçülük, bir Alevilik, bir Sünnilik. Ama herkes ehli sünnet. Yusuf, dört hak kitap gelmiştir. Önce bunu bir öğrensinler. Naci ile Naciye'den gelmişizdir. En son kalacak ümmet ehli bet ümmetidir. 12 imamlardır. Ben Sünniyim. 12 imam hani Alevi demek veya da şu demek değildir. Ehli beytin ailesine bakın. Yola çıksınlar. Din adamı çıkıyor. Şöyle oldu böyle onu geçecek. Bana Kur'an'ı anlat. Bana İbrahim Suresi 18. ayeti anlat. Ey şey insanlar, evlendiğinizde çoğaldığınızda çocuklarınızı 7 yaşına kadar eğitin. 7 yaşına kadar eğlenin, oynayın onlarla. 7'den 15'e eğitin, 15'te fikir danışınızdır ki temiz toplumları. Biz ne yapıyoruz? 7'ye kadar dövüyoruz. 15'e gelmeden ya tecavüze uğratıyoruz, ya aç bırakıyoruz, ya açlıkta öldürüyoruz, ya savaşta ya orada bomba atıyoruz tepelerine. Ümmetiz. Hangi ümmet? Kimin ümmeti? Siyonizmin ümmeti mi? Şeytanın ümmeti mi? Bugün, dün haberlerde de herhalde bazı insanlar, bazı geri zekalar basını, dünya basını takip etmiyor. Hayatı 3-4 kanaldan ibaret bile öyle değil. Bugün bakacaksın, tutacaksın, senin öğrenmen gereken ilk önce ulusal basını, ilk önce bir gözünü açacaksın, alt gözlüklerini çıkartacaksın. Dünya basını bir okuyacaksın. Zaten gündem belli. Sen İsrail'e terörist diyorsun, öbür tarafa 50 bin ton meyve sebze gönderiyorsun. Ticaretmiş, ihracat. Eğer ki ümmete bir saldırı oluyorsa, insanlığa bir saldırı oluyorsa ticaret durdurulur. Kusura bakmasınlar. Su dahil verilmez. Bedir savaşlarında, Kudüs savaşlarında bakın hep su kuyuları kapatılmıştır değil mi? Ümmet de bunu yaptı. İslamiyet adına da öbürleri de yaptı. Öbürleri kendi dinlerinin adına da onları da yaptı. Sınırlı olan bölgeler kapatılır. Eğer ki yürekliysen, o davada da inançlıysan, o dava yerine gelene kadar, dibine kadar gideceksin. Çıksın gitsin arkasında olmayan namussuzdur. Eyvallah. Yorumladığın için çok teşekkür ederim. Bu kadar söylüyorum. Eyvallah. Tüm insanlara da söylüyorum. İlk önce eğitim. Okuyacak. Hangi dilde olursa, hangi kitap olursa olsun oku. Ne? Zulüm altındaysan, cezaevindeysen, yoksulsan, ne olursan ol oku. Araştır, bilgi sahibi ol. Cahil olma. Onun bunun kulağında, kahvede, çay ocağında, köşede, barda, kulüpte veya da gazinoda, affedersin kerkan, orada burada öğrendiklerin değil. Hayatın içinde ne olursa oku. Kimin dini, kimin dili fark etmez. Okuyacaksın. Soruyorsun, din adamına soruyorsun. Diyorsun ki, Hazreti Davut'un dini ne? Diyor ki, beni ilgilendirmez, benim dinim İslam. Niye? Bütün peygamberler Hanif dine gelmedi mi? 124 bin tane peygamber gelmedi mi? Hepsi Hanif dine gelmedi mi? Diğer kitaplar, Kur'an-ı Kerim'de hepsi toplanmadı mı? Yok, bizim kitabımız ayrı. Yok, ayrı değil. Baksınlar, değiştirilmemiş İncil'ler de var, Tevrat'lar da var, ayetler birbirine örüştürülüyor. Niye kimse 400 suhuftan bahsetmiyor? Adem'e, İsmail'e, İbrahim'e, Nuh'a gelen kitaplardan niye kimse bahsetmiyor? İdris'e, Şiit'e gelen suhuflardan niye kimse bahsetmiyor? Herkes tıtıyor, konuşuyor. Ha, Azerbaycan'a gittik, savaşa değil mi? Azerbaycan kimin arkasında durdu? Azerbaycan hayatımı yıktı benim, hayatımı. 500 kimin? Bin dolarım var. Boşver onu dayı. O senin ticari anlayışın. Kime destek çıktı? Hani tek kardeş, iki devlettik. Boş. Aynı olay. Bak Rojava'da çocuklar ölüyor. Bak Rojava'da çocuklar ölüyor. Büyük İsrail Projesi adı altında çocuklar ölüyor orada. Gazze'de nasıl çocuklar ölüyorsa burada da bizim vergilerimizle toplanan paralar orada Rojava'da bebekler ölüyor. Akıma benim Kürt veya Türk olmam önemli değil. Vicdan sahibi olan, namuslu olan bir insan, ben insanım, insan sıfatını taşıyan her insan karşı çıkar. Tamam, bu kadar, herkese teşekkür ederim ama eğitim okusunlar. Cahil olmaktan geri zekalı olmaz. Abi nasıl gidiyor? İkimiz gel buraya Yunus abi gel. Sayın Cumhurbaşkanım kapat şu telefonu.